Selam arkadaşlar. Melemen'de yeni bir tat deneyeceğiz. Bu tat hepsinin ayrı, bütün malzemelerin ayrı ayrı ağzınıza lezzeti gelmesini sağlayacak. Karışık olmayacak. Değişik bir tat yapacağım. Malzemeleri sayayım önce. 150-200 gram kadar kıyma, bir parmak kalınlığında doğranmış bir tane domates, rendelenmiş kaşar, 4 tane yumurta. Bunu önce çırpacağız. Çırptıktan sonra yapacağız. Onu videoda seyredebilirsiniz. Kimyon, karabiber ve tuz. Bu üçlüyü kıymayı kavururken yapacağım. Üstüne ekleyeceğim. Fakat siz domatesin üstüne de daha sonra biraz tuz ekleyebiliriz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk önce zeytinyağı. Bunu siz tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Ama biz sağlık için zeytinyağı tercih ettik. Zeytinyağımızı tavamıza döküp altını yakalım. Ve kıymamızı ekleyelim. Kıymayı güzelce dağıtalım üstüne. Kıymayı güzelce kavurmamız lazım önce. Biraz sonra da bu üçlü baharat atacağım. Ara ara kıymayı karıştırıp güzelce kavurmasını sağlayacağız. Değişik bir tat olsun istedim. Denenmemiş bir tat olsun istedim. Bakalım inşallah güzel olur. Siz de denersiniz, beğenirsiniz. Dedikten sonra size yorum alt yazıda nasıl olduğunu yazacağım. Kavurmadan önce baharatlarımızı ve tuzumuzu atalım ki içine düzgünce yerleşsin. Şöyle göstereyim. Bu biraz daha tuz ister gibi geliyor bana ama az daha tuz. Çünkü kıyma tuzu ister. Baharatların değişik miktarda dağılması için kıymaya güzelce karıştıra karıştıra kavurmaya devam edelim. Diğerlerinin de pişmesini bekleyeceğimiz için çok fazla kavurup da kıymayı kurutmamak gerekir. Evet, şimdi sıra geldi. Biraz altını tutalım. Şimdi sıra geldi domateslere. Domatesleri yine şu şekilde dizeceğim. Şu domates de kalp gibi oldu o set yerini çıkarınca.
9 yıldır ziyan etmeyelim. Üstüne dökelim. Şimdi bu şekilde kısık ateşte pişmesini devam edelim. Tavanın kapağını bulamadım. Bu tencere kapağıyla idare edelim. Şimdi bu domates birazcık yumuşasın içinde. Kısık ateşte yalnız. Yüksek ateşte yaparsak içindeki kıyma alttan kurumaya başlar, yanmaya başlar. Bu şekilde biraz bekleyeceğiz. Domatesin üstüne de biraz tuz atalım. Domatesimiz yumuşadı içinde. Üstüne kaşar peynirini, rendelediğimiz kaşar peynirini gezdirelim. Biraz da bu şekilde kapağını kapatıp kaşar peynirinin azıcık erimesini bekleyeceğiz. Kaşar peyniri eridikten sonra üstüne önceden çırptığımız 4 tane yumurtayı gezdirerek tüm üstünü kapatmamız gerekiyor. Domatesler biraz daha ince olabilirdi. Kapağını kapatıp yumurtanın da pişmesini bekleyeceğiz şimdi. Ateşin biraz daha kısık olmasına dikkat edelim. Yumurta şu anda pişti. Kabardı, üstünde bir kabarcık oluşturdu. Bu da yumurtanın piştiğine delalet. Siz biraz çiğ seviyorsanız daha az pişirebilirsiniz. Şimdi kapağı açalım ve bakalım. Üstünden çok güzel görünüyor. Tavayı çizmemek için bir tahta spatula sayesinde dikkatlice kesiyorum. Bunu 4 kişi de yiyebilir. Bu yemeği şu anda 4 kişilik de olabilir yani ara sıcak olarak. Tavayı zedelemeden çıkarmaya çalışıyorum. Kaşar peyniri de güzel sünüyor arada tabi. Böyle kat kat bir yiyecek oldu. Ve ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım.